Futbol Plus ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Bugün Mehmet Özcan'la birlikte tabii ki de yine her zaman olduğu gibi Galatasaray gündemini konuşacağız. Mehmet Özcan merhaba. Yayına hoş geldin. Nasılsın? Sen de hoş geldin Melisa. Yeni stüdyo. Evet. İlk yayın hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Milli aradayız. Ee, i̇nsanlar tabii Galatasaray neler olup bittiğini merak edecekler. Bizler de elimizden geldiğince burada gelişmeler aktarmaya başlayalım. Evet Galatasaray şu anda Lider Trabzonspor'un 9 puan gerisine düştü. Aslında Avrupa maçlarından sonra toplamda 8 puanlık bir kayıp var Galatasaray tarafında. Ee, sen şu an Galata Galatasaray'ın güncel durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Milli araya da gidildi söylediğin gibi. Kasım ayındayız. Bir 3 ay geride kaldı. Yeni kurulan bir takım Beni Onu hatırlatalım tekrardan. 11 transfer. Ee, tek istisna hem maliyet olarak hem yaş olarak fana anolta uygulandı. Onun dışındaki oyuncuların yaş ortalaması 23-24 25 milyon euroya bir sıfırdan kurulan takım diyebiliriz. Ee, bazı şeyler oturmaya başladı. Ligler ne kadar Trabzonsporla makas açılsa da. En azından Galatasaray'ın şu an itibariyle Avrupa Ligi'nde grubun lider. Artı şu konforu da var. Mars ile Lazio maçlarında beraberlik grup liderliği için yetecek. Grup liderliğini tekrar hatırlatayım. Grup liderliği neden önemli? Galatasaray Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirirse bir iki maç oynamaktan bertaraf ediyor kendisini. Ki grup ikincileri Şampiyon Ligi'nden gelen üçüncülerle eşleşecek. Şampiyon Ligi üçüncülerin işte Sporting, Lisbon, Atalanta böyle potansiyel rakipler ve Mart ayını görüyorsunuz ve işin bir de ekonomik boyutu var tabi elbette Şampiyonlar Ligi'nin e, mali ölçeğiyle Avrupa Ligi'ni kıyaslayamayız ama Galatasaray grubu lider bitirip Mart ayında son 16 turuna katılmaya hak kazanırsa 12 milyon euro bir gelir söz konusu ki 25 milyon euro ödemin takımın kurulduğunu ifade ettim. Neredeyse %50 finansmanı sağlıyorsunuz. Bir de işin tabi prestij boyutu var. Biz hep 4 senedir Financial Fair Play kıskacı Galatasaray oyuncu satamadığı için transferde sıkışıyor. O yüzden serbest oyuncular işte Babel gibi yöneliyor veya da Andone gibi, Seri Lemina gibi kiralama yoluyla Galatasaray çözmeye çalıştı ama şimdiki avantaj şu Avrupa Ligi'ndeki 4 maç her maç bir oyuncunun değerini katlıyor. Açalım. Örnek Marka şu an tavan yaptı diyebiliriz. Kerem Aktürkoğlu, çıkalda Berkan sakat olmasaydı düzenli oynasaydı Saşa yani en azından Galatasaray'ın gelecek adına umutlu bakabilir bu kadrodan. Bu kadro kesinlikle hani parayı döndürebilecek bir kadro. Hatta bir oyuncu satışıyla bile o 25 milyon euroyu çıkartabilirsiniz. Bunlar hep olumlu. Geleceğe yönelik genç dinamik takım diyoruz. Ama işin şu kısmını atlamayalım Melisa. Bu formasyon Avrupa'da iş yapar. Nedenini izah edelim. Çünkü Marsilya'da, Lazio'da, Lokomotiv Moskova'da Galatasaray'a geride çekerek beklemez. Tam aksine onlar da oynamaya çalışıyor. Ve doğal olarak bu Galatasaray hızlı oyuncularıyla o geçiş hücumlarını bulabiliyor. Açalım. Lokomotiv Moskova'ya atılan gol. Moruta'nın pası. Kerem'in savunma arkasında koşu bitirişi. E son Lokomotiv Moskova yı. içeride oynanan maçta golü hatırlayalım. Berkan topu kaptı. Halil sürdü. E, Fana not bindirdi. Feguli bitirdi. Yine bir geçiş ucum, hızlı ucum. Ama işte bu formasyonlar Süper Lig'de ne kadar karşılaşırsınız? Süper Lig'deki takımlar genelde Galatasaray'a karşı kendi yarı alanında çekilip oyunu e, kabul edip öyle oynuyor. E, o oyunda işte biraz set hücumu hücum hattında bitiricilik, kreatiflik ister. Şimdi Galatasaray kadrosunun belli handikapları var. Ben bunu takım bazı kıyaslamasını yaptım. Açalım. Mesela ben türbündeydim. tribündeydim. Trabzonspor Galatasaray'a karşı 2-0'ın 2-2'ye getirdi oyunu. Neden getirdi? Hamşik gibi sağ içi lideri vardı ki beraberlik golüne müthiş basit yapmıştı Vakayeme'ye. Bakayeme gibi yine bir lider var. Artı Bakasetas var. Şimdi Galatasaray'da böyle lider oyuncu var. Kim? Marka ama Marka bir defans oyuncusu. Evet Galatasaray gol yemiyor zaten bu sayede veyahut da Mustere lider yani ön tarafta o liderliği kim soyunabilir? Feguly ama Feguly'nin bir buçuk senedir temposu ciddi şekilde düştü. Sakatlık problemleri, Berlanda'nın gidiş süreci, eski yönetiminle %15 konusunda anlaşamaması, yeni yönetim tarafından satış listesinde koyulması. Saç lideri yok. İşin kreatif kısmı Kerem'le Morutan dışında zaten öyle bir oyuncunun varlığından bahsedemeyiz ki. Kerem Kerem'le Morutan'da gelişmesi gereken oyuncular. 22-23 yaş yani daha olması gereken. 5. Beşiktaş'a gidelim mesela hemen Pjanic, Gezal, Tekçer ederiz. Her ne kadar şu an performans alaması ama kağıt üzerinde o var. Bir de tabii Fatih Hoca'nın burada lig özelinde bir oyun oturtamaması. Bunu açalım. Yani Taylan Berkan çıkaldı al üçlü orta saha, Kerem Morutan kanatlarda, ileri Halil Derviş oldu. Bu formasyon Avrupa'da iş yapar ama iş süperlik oldu mu? Son kara maçında bunu gördük. Ceza sahasında rekor sayıda orta yapıldı. Halil bir kere kendini ceza sahası için attı. Orada Baben'in şutuyla vurdu kafayı. Olmadı. Onun dışı kenarlarda gördük. Yani Galatasaray bir birinci forvetini belirleyemedi. Bence bu ciddi handikap. Yani çok istatistiklerle boğmak istemiyorum bence değerli rakamlar var. Onu paylaşayım izleyicilerle. 22 resmi maç. 22 resmi maçın sadece ikisinde Galatasaray 3 ve 4 gol attı. O maçları da hatırlatayım. Biri Galatasaray'la aynı düzey olmayan St. Johnstone maçı İskoçya'da ki o maç yani Johnston'ın da kazanması gerekti. Biraz daha açık futbol oynayıp Galatasaray 4 golü buldu. Diğeri de Rize maçı son takta atılmış bir 3. gol. Onun dışı Galatasaray 20 maçta ama bir gol, ama 2 gol bazı maçlar gol de atamadı. 12 haftaya bakarsak da atılmış gol sayısı 18. Yani 1,5 gol ortalamasıyla oynuyor. 18 golünde 6'sı forvetlerden. Dördü Muhammed, biri Jagne bir Ali. Bunları özellikle belirtiyorum işte. Yani biraz daha golcü e, performans önemli bu noktada. Yani takım çok pozisyona da e, düşünüyorum. Maçlarda yani sizin yerinde takip ediyorum. Böyle çok kaleci performansları da ön plana çıkmıyor Galatasaray'ın maçlarında. Az pozisyona göre biraz e, hücum hattında kısır diyebiliriz bu anlamda Galatasaray'a. Yani Avrupa'da tamam bu iş görür, sizi hedefe götürür ama lig uzun maraton 38 haftadan bahsediyoruz. Finale gidemezsiniz. Şu an Trabzonspor 9 puan önde. Neden 9 puan önde? Bunu aslında biraz Yunus ermeden rol çalacağım ama Abdullah Hoca iyi götürdü işi. E, açalım. işte Cornelius Can, iyi değişmeli kullandı. Vakiyeme vazgeçilmez. Orada Hamşik Bakasitas müthiş. E şimdi işin içine bir de Abdülkadir Ömür'ü e, kattı. Defans'tan zaten Galatasaray'ın aksine Vitor Hugo gol atan bir stoper e, işi böyle götürebiliyor ama Galatasaray'da oyun kurgusu Taylan, Berkan, işte Emre Kılınç arada değişmeli giriyor. E, tam hani takımı oturtamıyor, ritmi e, bozuluyor. Kenardan attığınız Babel'den o katkıyı alamıyorsunuz ve tıkanıp kalıyorsunuz aslında. Ligde bir ileri bir gidiyor ama şöyle bir gerçekçi yaklaşalım. Karagümrük iyi takım yani. Karagümrük bugün Olimpiyastan'da Trabzonspor'la da beraber kalabilir ki milli ara dönüşüm milli evet, ara dönüşü ama şöyle de onu e, bir ekleyelim. Kötü oynamasının sebeplerinden biri bence hiç planlarda olmayan iki oyuncu sakatlığıydı. Hmm. İki tane stoperi sakatlandı. Bilgiliye geriye çekmek zorunda kaldı ama şunu hissediyoruz Karagümlü'nün maçlarında teknik direktör takımı diyorsun Messi yani 30-40 metre mesafede e, bayağı dar alanda oynuyor. Takım halinde hareket ediyor. Bertolacci birazdan değiniriz. Onun attığı güzel golü var. 1-1 1 puan kazandı Galatasaray diye yorumlayalım ama bir gerçek var. Şu an Trabzonspor 9 puan gerisinde akıllara tabii ki hani lig bitmişti Galatasaray 8 puan geriden Başakşehir'den şampiyonluğu aldı ama ben hep şu detayı anlatıyorum. Tekrar bahsedeyim. Başakşehir e, Trabzonspor bir değil. Birisi büyük bir camia. Artı Trabzonspor milyara dönüşü göreceğiz. Fikstür olarak bence önü daha açık. Kağıt üzerinde öyle çok Hatay Spor maçı dışında ben zor maç görmüyorum. Galatasaray'ın bir Fenerbahçe derbisi var önünde daha hani 1 Kasım'da artı kendi evinde oynayacak Fenerbahçe karşısında. Bir aydır da Anadolu'ya çıkmıyordu. Şimdi Anadolu evet. deplasmanları da başlıyor. Malatya, Sivas, Adana Demir maçına da gidecek Adana deplasmanına. Hani ne kadar o 9 puan farkı koru yoksa yani o puan fark açılırsa geri dönmeniz daha da artı Galatasaray Başakşehir'le şampiyonluk yarışına girdiğinde sadece Başakşehir ile yarıştı şimdi. Bu sefer ekart etmesi gereken iki de potansiyel rakibi zaten. Beşiktaş, Fenerbahçe de var yani. Kolay değil üç takım birden geçmeniz. Ama tesellisi şu Galatasaraylıların. Avrupa'da iyi gidiyor Galatasaray. Ben kendi adıma bu takıma sabredilmesi gerektiğini düşünüyorum. E Galatasaray'ın geleceğini kötü görmüyorum hani. Bu sezon üzerinde ben Süper Lig'de şampiyonlukta Galatasaray'ı favori görmüyorum. Bu şartlarda şampiyon olmasını çok mümkün görmüyorum. Oyun formasyonu kurulan kadroyla ama muhakkak ee, Ocak ayındaki pozisyon önemli. Devre arasında kendini kaç puan da atabildi. Orada 1 iki takviye tekrar hani kartlar yeniden dağıtılabilir deriz diyorum. Takımla ilgili genel değerlendirmem böyle aslında Veysel.